Merhaba arkadaşlar. Valla e, hafta sonu beraber sohbet ettik. Cumartesi günü de çok güzel bir video paylaştık sizle. Ve e, ikisine de çok büyük destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sözüme teşekkürle başlayayım. E, i̇ki konuya çok değinememiştim. E, bugün biraz ona değinmek istiyorum. E, son dönemde Mısır'la... Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da yaşanan süreç, buradaki denklemde değişiklikler ve neler olduğu ile ilgili. İkincisi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgede yapmış olduğu ve en son yine Türkiye'ye getirmiş olduğu bir örgüt mensubunun yakalanış hikayesi ile ilgili. İsterseniz önce bununla başlayalım, sonra ikinci bölüme geçeriz. Ben size biraz genel e, bilgi vermek istiyorum bu konuyla ilgili. E, zaman zaman geçen gün günde e, Nedim'le olduğumuz programda e, bu tartışma açıldı. E, Akıl Çemberi'nde, CNN'de ve bir konuya girmeye çalıştık. Yani geçmişte neden farklı şekilde yapılıyordu, yapılmıyordu hikayesine girmeye çalıştık. Bunların içindeki en önemli nedenlerden bir tanesini tabii bir türlü sıra gelip söyleyemedik. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi teşkilatın 2014'e kadar yurt dışında operasyon yapma yetkisinin olmamasına kaynaklanıyor. Böyle bir e, kanunen böyle bir yetkisi yoktu. Evet bununla ilgili teşkilatı vardı ama bunu farklı e, şekillerde icra etmeye çalışıyordu. Ya silahlı kuvvetlerle ya da başka unsurlarla. O tarihten itibaren kendi içerisinde bir teşkilatın içerisinde yeni bir yapı kurmaya başladı. Önce özel kuvvetler personellerinden bir grup personeli acil ihtiyaç kapsamında gönüllülük esasına göre kendine kendi bünyesine aldı. Arkasından da kendi yetiştirdiği elemanların eğitimlerini tamamlayarak Belki hatırlarsınız, bu çok tartışılmıştı. Ee, 2016 yılında Zekai Aksakallı Paşa ile beraber neden Özel Kuvvetler Komutanlığında bulunuyordu hemen 15 Temmuz'dan önce sorusunu bazı örgüt mensupları çok kullandı. Ee, sebebi çok basitti aslında. O gün Özel kuvvetlerin içerisine eğitim için gönderilen bu dış operasyon dairesinin elemanların da mezuniyeti vardı ve o mezuniyete katılmıştı. O günden sonra kendi eğitim birimlerini kurdu ve bugün artık başka bir yere götürmeden kendi bünyesi içerisinde bu dış operasyonlarla ilgili eğitimleri de verme kapasitesi kavuştu. Bu kapasitesi arttıkça arkadaşlar hepinizin malumu üzere işte bu son dönemde yaşadığımız örnekler karşımıza çıkıyor. Sincar örneğinde olduğu gibi, lojistik sorumlusu. Dün e, hemen Rakka'nın kuzeyinde örgütün önemli bir biriminde bulunan kişi çok derinlikte, e, çok özel bir e, şekilde paketlendi ve Türkiye sınırına kadar da getirildi. Belki hatırlarsınız, ben de kitabımda o üçlemede özellikle e, seriyi takip edersiniz. O serinin içerisinde bu paketlemelerin nasıl yapıldığının örneklerini bazen anlatmışımdır. Şimdi artık elinizde bir tane dizi var. Teşkilat diye dizi var. Oradan da çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Bunlar nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor? Tabii e, evirerek, çevirerek ve e, biraz değiştirerek anlatacaklardır size ama en azından bu konuda biraz daha bilgi sahibi olacaksınız. Çok önemli bir e, faaliyet çünkü bugünlerde Ay'ın İsa'da yapılacak olan e, ve orada olması beklenen bir durum var. Bu durumla e, ilgili o bölgeye yakın örgüt mensuplarının başı yakalanmış olması tabi e, istihbarat açısından muazzam bir başarı. Ne yapacakları, nasıl yapacakları nasıl bir yapı içinde oldukları, kimlerden destek aldıklarına kadar şu anda Türkiye'nin elinde muazzam bir arşiv oluşmuş durumda. O yüzden yapanları bir kez daha tebrik ediyoruz. Dün, o gün de anlatmaya çalıştığımız aslında Nedim'le buydu. Yani hareketlerimizin tamamı asker olmak zorunda değil. Hareketlerimizin zaman diplomatik olmak zorunda değil. Bazen Örtülü şekilde de karşılıklar verebilirsiniz sahada ve bu sahada verdiğiniz örtülü karşılıklar bazen çok daha büyük çarpan etkisi olur. Yani İlla her şeyi açıklamak zorunda değil bu devlet. Her şeyi anlatmak zorunda da değil. Bu hepimizin altına imza atacağı bir şey. Ama işte bu tip operasyonlar yapıldığında hepimiz başka bir yere doğru evriliyoruz. Hangi anlamda evriliyoruz? devletin gücünü, imkan ve kabiliyetini öğrenmek anlamında. Geçen arkadaşlarım onu söylüyorlardı. Yani e, savunma sanayinin geldiği yerler anlatmamda hiç kimsenin burada hissesi yok. Yani oturup da buradan para kazanmıyor. O şirketlere ortak da değil. en yani asal dışında diğerlerinin benim bildiğim kadarıyla şey de yok. Hani kamuya e, şey borsada e, da de da değiller. Bir tek şeyimiz var. Bu ülkenin bekası için önemli olduğunu inandığımız bu faaliyetler e, vatandaşa güven veriyor, mutluluk veriyor ve ülkesiyle gurur duyuyor. İşte bu tip operasyonlarda e, gurur duyuyor. Yani Türkiye'ye parmak sallayan, uzaktan konuşmaya çalışan ve veya bir şekilde e, Türkiye'ye zarar veren e, kişi, kurum, devletlere e, gerekli cevabı veriyor. Yani. Hani çoğu zaman şöyle bir tabir duyarsınız ya, misliyle karşılık vermeyin. Misliyle karşılık vermez, yalnızca askeri olmaz. Bazen diplomatik, bazen ekonomik, bazen de istihbaratı olur arkadaşlar. Ee, bu da e, önemli bir e, anekdot olarak kenara koyalım. Daha neler göreceğiz, daha neler. Ufukta neler var, ne sürprizler var. Nelere gebe bu ülkenin e, geldiği güç imkanı olarak. Şöyle düşünsenize bir hayal miydi? Evet hayaldi. Akıncının geçen gün şeyi açıklandı. Görev yaracı açıklandı. Tam yüklü 2500 kilometre faydalı yük olarak söyleyebileceğimiz daha çok istihbarat, ve keşif amaçlı kullanırsa 5000 kilometre. 300. ne kadar bir alan ben hani e, tahsil edemiyorum o kadar o kadar o kadar büyük bir alan e, ve bu büyük bir alan içerisinde neler yapabilirsiniz neleri icra edebilirsiniz ve e, kaçacakları alanın ne kadar uzaklaşması gerektiğinin de bir göstergesi arkadaşlar bir tabir kullanırım. E, Ülkelerin etki ve ilgi alanları diye bir tabir kullanırım. Belki duymuşsunuzdur, e, takip eden arkadaşlar da bilirler. Siz ilgi alanınız çok uzak mesafeler olabilir. Yani 20 bin kilometre ötede de bir yere de ilgilenebilirsiniz. Ama e, gerçek anlamda e, en önemli şey etki alanınızdır. Yani ne kadar etkileme gücünüz olduğudur. Bu ekonomikte de, askeri de, istihbarat anlamında da olması gereken bir ölçüdür. O e, ilgiyle etki alanı arası ne kadar azalır ve birbirine yakınlaşırsa e, açıkçası e, o devletin ne kadar güçlü bir konuma geldiğinin de bir göstergesidir. Yani 10.000 kilometrelerdeki bir ilgi alanınız var 3.000 kilometre kareye kadar etki edebiliyorsanız e, aslında bin kilometre alanda hiçbir şey yapamıyorsunuz demektir. O yüzden söylüyorum. 10.000 kilometre ilginin ama 10.000 kilometre kadar da bir etki alanınız oluşabilsin. Bugün e, Türkiye'nin teknolojik anlamda geldiği konum, bunu yalnız asker olarak düşünmeyin. Bunu isterseniz uydular olarak düşünün, isterseniz teknoloji olarak düşünün, isterseniz ekonomik olarak düşünün. İsterseniz e, Afrika'da açılan e, yüzlerce, yani yüzün üzerine çıktığını yani düz, düzeltiyorum, e, en fazla açan konum. E, Büyük açık açan yer olarak düşünün. Bu size birçok etkiyi de e, arka arkasına getiriyor arkadaşlar. Daha fazla girmeyeyim. Yani e, devlet ne kadar açıklamak istiyorsa açıklar bu operasyonların. TRT Haber e, bir kısmına değindi. Ne kadar mesafede yakalandığını, e, aracın içinden nasıl alındığını, ne kadar mesafeye getirildiğini, e, oradan Türkiye'ye nasıl geçirildiğini, aracın nasıl imha edildiğine kadar bütün ayrıntılar var, oradan takip edebilirsiniz. Beni ilgilendiren şey asıl orası değil, asıl ilgilendiren ve karmaşa tarafı, e, bu kadar derinlikte nokta bir şekilde e, tespit edilmesi, gruptan ayrıldığını hissettiği an e, ele geçirilmesi ve o alanda hiçbir gruba denk gelmeden Türkiye sınırına kadar getirilmesi. Asıl başarı hikayesi bence burada. Diğer ayrıntılar açıkçası açıklanması çok da beni ilgilendirmiyor. Öbür tarafın hikayesi çok daha muazzam. Mısır'a gelelim. Mısır'la ilgili konu gündeme geldiğinde şunu söylemiştim arkadaşlar demiştim yani biraz erken yani Mısır'la ilgili. Evet Mısır Türkiye'ye yanaşacaktır çünkü farklı farklı yerlerde sıkıntılar yaşıyor. Ee, diğer ülkelerde büyük sıkıntılar yaşıyor ve bu büyük sıkıntılar içerisinde ekstra olarak bir Türkiye ile kapışmak istemeyecektir. Ama kapışmak istememesi e, her türlü konuda e, Türkiye'nin yanında yer alacağı anlamına gelmez. Zaten böyle beklenti yok. Biz Rusya'da da aynı şekilde yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde yaşıyoruz. Müttefimiz olan e, Yunanistan'da Yunanistan'la bile <laughs> NATO'da müttefiyiz çünkü öyle söylüyorum. Onunla bile neler yaşıyoruz. Mısır'da toz pembe bir şey beklemiyorum. Durum beklemiyorum. Ama ön koşulsuz bir yere doğru gidileceği beklentisi de bende çok da fazla kuvvetli değil. Çünkü arkasında e, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın olduğu bir denklemde Mısır'ın tek başına irade göstereceğini beklemiyorum. Yoksa tek başına irade gösteren bir devlet olsa sorunlar çok daha rahat bir şekilde çözülebilir. Hani bazen söylerler ya, denklemdeki bilinmeyen sayısı arttıkça çözmekte zorlaşıyor. Uluslararası ilişkilerde her ülke aslında bilinmeyen bir soru işareti ve o bilinmeyen soru işaretleri işi karmaşık hale getiriyor. Suriye aynen böyle bir mevzu. Suriye'nin içerisinde herkesin ajandası farklı, beklentisi farklı, çıkarı farklı. Burada, buradan gelecekte ne kurmak istediği de farklı. O yüzden de bütün kişi, grupları, aynı tabir vardır ya, tilkilerin kuyrukları birbirine değmeden veya kurtların kuyrukları birbirine değmeden nasıl söyleyeceksiniz? Mümkün değil. Hatta burada bütün kuyruklar birbirine dolaş, dolanmış bir şekilde. Nasıl gideceğini çok ben bilmiyorum. Bunu niye anlattım? Mısır biraz daha beklemede kalacak gibi geliyor bana. Bu konuda daha ilerleyebilecek olan nokta bence İsrail. İsrail eğer enerji konusunda ortak bir noktada ki çok daha mantıklı bir yer orası. Çünkü kazan kazan formüle göre gidilecek olan bir yer. Orada hızlı bir şekilde adım atılabilirse çünkü bunun içerisinde diplomatik ve e, politik konular yok. Daha çok ekonomik konular var. Hala Türkiye'nin en önemli partneri halkımız. E, İsrail hala çok ciddi bir şekilde mal malzeme sevk ettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Ee, orada bir sıkıntı yaşamadığımız yaşamadığımıza göre enerji konusunda da ortak bir nokta muhtemelen çok rahat bir şekilde bulabileceğimizi düşünüyorum. Ee, o bulunduğu andan itibaren de Mısır'la ilişkiler arkasından çorap söküğü gibi e, gelecektir. Bugün çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar çünkü e, asıl konu burada ııı e, dış politika ve e, iç politika arasındaki e, artık iç içe geçmişlik konusu. E, biraz ona değinmeye çalıştım. Yani ne yaparsak yapalım e, artık dış politikayı konuştuğumuz zaman iç politikayı da konuşuyoruz. İç politikayı konuştuğumuz zaman dış politikayla konuşuyoruz. Hepsi birbirinin içine girmiş durumda. Eskiden niye böyle değildi diye soran arkadaşlarım olabilir. Yani bu yakın dönemimde arkadaşlar asimetrik Sorunlar 90 sonrasına başladı 90 sonrasındaki e, tek kutuplu dünya ve e, vekaletler Savaşı maalesef bütün dış sorunları e, ülkelerin bir miktarda iç sorunlarına dönüştürmeye başladı e, bazen e, Türkiye'deki bazı konuları çözmekten de o yüzden e, zorlanıyoruz O yüzden e, dış politikayı konuştuğumuz zaman e, dönüp dolaşıp iş politikaya geliyoruz ve iç politikatı yansımalarını görüyoruz. E, Atladığımız atladı, bir yer yok ve durum yok. E, bu hafta biraz e, karmaşık geçecektir, ben onu söyleyeyim. Biraz e, beklentiler ve sonuçları itibariyle olay başka bir yere doğru evriliyor. E, en son e, cerablus ve Elbap'ta yine e, balistik füzelerle vuruldu. E, Suriye'de ilginç gelişmeler oluyor. E, Rusya bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki e, Türkiye ile her türlü konuda e, beraber ortak çalışmak e, istek var sundayız diye. Bir bekleyin arkadaşlar. Bu hafta bence e, birçok şeye e, gebe bir hafta gibi duruyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, verdiğiniz destek için benimle ve fikirlerimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.